Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT Edebiyat 1. Genel tekrarını yapacağız Onur Hocam'la beraber. Evet hocam, hangi konuları tekrar edeceğiz bu hafta? Vallahi çok konumuz var. Neleri tekrar edeceğiz? Güzel sanatlar ve edebiyattan bahsedeceğiz. Hı hı. Dilin işlevlerinden bahsedeceğiz. Nazım biriminden, nazım şeklinden, nazım türünden bahsedeceğiz. Kafiyeden, redif'ten bahsedeceğiz. Yetmedi söz sanatlarından bahsedeceğiz. Ve bu kadar konuyu da tabii ki bir videoda bahsetmeyeceğiz. Bir videomuz daha olacak. Bu videomuzda söz sanatları hariç diğerlerinin tekrarını yapacağız. Nagihan'cığım, daha sonra söz sanatlarını da tekrarını yapacağız. Gelecek. Başlamadan önce şunu da söyleyelim. Hem edebiyat konu anlatım dizinimizde bu konudan daha ayrıntılı anlatımlar dinleyebilir öğrencilerimiz. Hem de benim yaptığım pratik edebiyat serisi vardı. Onu da tamamlayacağız bu sene için ama bu konular oranın içerisinde de var. Özellikle kafiye, redif, nazım şekilleri, nazım türleri. Oradan da ayrıntılı anlatımlarından yararlanabilirler. O zaman başlayalım. Evet. Güzel sanatlar ve edebiyat. Şimdi Nagihan'cığım, güzel sanatları biz üçe ayırıyoruz. Hı hı. Sese ve söze biçim veren sanatlar, ki onlar nedir? Fonetik. Fonetik sanatlardır. Maddeye biçim verenler plastik sanatlar. Harekete biçim verenler ritmik sanatlar olmak üzere. Evet. Edebiyat nerede dersek, edebiyat nerede olacaktır? Haliyle sese ve söze biçim veren fonetik sanatlar içerisinde yer alır. Müzikle beraber maddeye biçim verenler mimari, heykel, resim, hat, minyatür, ebru. Harekete biçim verenler tiyatro, dans, sinema, bale ve opera. Bu güzel sanatlar içerisinden ben hangisini en çok yapmak isterdim dersek, değerli gençler, ben bale her zaman özlemişimdir. Şimdi düşünemedim. Bunlar içerisinde tabii edebiyat en çok hangileriyle ilişki içerisinde dersek, ne demişiz Nagihan'cığım? Edebiyat en çok resim ve müzikle işi dışlıdır. Yani onlarla kankadır. Sinema ve tiyatroya da kaynaklık eder edebiyat. Şimdi gelelim edebi metine. Edebi metinden kastımız nedir? Okuyucuda sanatsal zevk uyandırma amaçlayan metinler edebi metinlerdir. Ve edebi metinlerin özelliklerine baktığımız zaman Nagihan'cığım, anlatılanlar gerçek hayatta ilişkilidir. Ancak kurgusal ne diyor? Kurgusal bir yanı vardır. Şimdi buradaki kurguya dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli gençler, kurgu ne demektir? Yani edebiyatın kaynağı tabii ki gerçek hayattır, gerçek yaşamdır. Ama bize edebi metinlerde anlatılan aslında yazarın kendi kurgu dünyasıdır. Kendi yarattığı dünyadır, kendi gerçekliğidir. Onun yansımasıdır. Ona biz ne diyoruz Nagihan'cığım? Kurgusal. Kurgu diyoruz. Bir anlam değil, okuyan kişiye, zamana, mekana göre değişen birçok anlam vardır. Hatta Nagihan, aynı romanı bile gençler, evet, siz de bunu hissedebilirsiniz. Ben mesela lise çağlarımda aynı romanı okumuşumdur. Bir de üniversite çağlarımda okumuşumdur. Daha sonra şimdi okumuşumdur. İnan hepsi birbirinden farklı. Sen de öyle hissettin evet, mi? Evet, yani tekrar dönüp okudum. Evet, bende de oluyor. Tekrar okuduğum zaman bambaşka bir şey anlıyorum. Aynı roman bile farklı anlamlar ne yapabilir? Taşıyabilir, ki edebi metnin en önemli özelliklerinden birisi de budur. Dilin özelliklerinde sapmalar görülebilir. Yani mecaz anlamlar, sanatlar bolca yer alır. Dil heyecana bağlı ve şiirsel işlevlerde kullanılır edebi metinlerde, değerli gençler. Peki şimdi edebiyatla güzel sanatlar arasındaki ilişkilerden bahsettik. Hı-hı. Daha çok edebi metinden bahsettik. Diğer bilim dallarıyla, hı-hı, edebiyatın ilişkisi nedir diye baktığımız zaman, bir kere edebiyatın ana kaynağı nedir? İnsandır. İnsandan hareketle oluşturulur, değil mi? Ve edebiyatın en çok ilişki içerisinde bulunduğu bilim dalları tarih, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, halk bilim, yani folklor dediğimiz bilimlerdir. Tarihten bahsedecek olursak, bir kere edebiyat tarihe kaynaklık da edebilir, tarih de edebiyata kaynaklık, evet, edebilir. Nasıl eder? Mesela bir romanda tarihteki önemli bir olay, savaş, afet, orada yaşananlar, insanlık halleri romanın konusu olabilir mi? Evet, olabilir. Elbette olabilir. Kurtuluş Savaşı, değil mi? Hitler dönemi, hı-hı, romanlara konu olabiliyordu. Peki edebi metinler, özellikle eski edebi metinler, destanlar, efsaneler, onlar tarihe kaynaklık edebilir mi? Edebilir. Demek ki edebiyat ve tarih arasında çok sıkı bir ilişki var. Sosyoloji zaten toplum bilimidir. Toplum anlatıldığı zaman edebiyat ondan yararlanacaktır. Psikoloji, edebiyat insanı anlatır. İnsan anlatırken insan psikolojisini, ruhunu da gözler önüne serer. Psikolojiden yararlanır. Anlatılan yerler açısından, coğrafyadan yararlanır. Halk bilimde zaten kültürler, adetler, gelenekler de edebiyat içerisinde yer alır. Geliyoruz neye Nagihan'cığım? Dilin işlevlerine. Dilin işlevlerine. Dilin 6 tane işlevi vardı. Hemen hatırlayalım. Birinci cümleyi okur musun Nagihan? Diksiyon, tiyatroda dilin müzik karakterini başarıyla yansıtabilme yeteneğidir. Güzel. Bu cümlede bize bilgi verildi mi Nagihan? Evet. Diksiyon hakkında bize bilgi verildi, değil mi? İşte dil bilgi verme işlemiyle kullanıldığı zaman biz ona ne diyoruz? Göndergesel işlem. İki yok bakalım. Sıfatlar isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Şimdi burada da yine bilgi verdi mi? Evet. Normalde ben buna göndergesel işlev diyebilir miydim? Diyebilirdim çünkü bilgi verilmiş ama ne demişiz? Dil ötesi işlev. Çünkü dil bilgisiyle alakalı bilgi aktarılıyorsa dil ötesi işlev. Devam edelim. Aa, şuna bak, Deniz yine yanlış yazmış.
İşte Deniz bizim yazıcımız, ona gülüyor Nagihan. Burada da bir ünlem var değil mi? Bir duygu ifade edilmiş. Heyecana bağlı işler. Her gün 10 paragraf çöz. Burada emir mesaj var değil mi? Mesaj var. Kamu spotu dediğimi nedir? Alıcıyı harekete geçirme işlevi. Sesimi duyan var mı? Burada da karşılık bekliyor değil mi? Yani soru cümlelerinde soru bunu bir kanalı ne yapıyor? Kontrol ediyor, ona dikkat edelim. Altı buyurun. Bitmemiş bir şarkı dudağında bir yarım ezgi. Sığınmak, şarkılara sığınmak bir ömür boyu. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış. Gözlerin bu gece uzaktan bir gemi. Nedir? Şiirsel işlerdir. Evet. Geliyoruz nazım birimlerine. Şimdi Nagihan'cığım, nazım birimleri derken 3 temel nazım birimimiz var. Beyit, dörtlük ve bent olmak üzere. Hı hı. Bir de neyimiz varmış? Mısramız. Mısra. Şimdi nazım birimi dendiği zaman bunlar aklınıza gelecek değerli gençler. Beyit dediğimiz nedir? Böyle ikili ikili. Ne demiş? Cihan ara cihan içindedir, orayı bilmezler. O mahiler ki derya üstedir, deryayı bilmezler. Harabat ehne düze hazabın amma ey zahid. Ki bunlar İbn-i Vakt oldu gamı ferdayı bilmezler. Bakın iki iki gidiyor değil mi? Hı hı. Böyle iki iki giderse biz ne diyecekmişiz beyt buna? Beyit ve beyit daha çok nerede kullandık? Divan edebiyatında kullandık. Peki şiirdeki her bir dizeye ne diyormuşuz? Mısra. Mısra diyormuşuz. Hatta mısralar da ikiye ayrılır. Mısra-i Berceste, Azade Mısra olmak üzere. Bunlardan da kısaca bahsedeyim. Azade Mısra dediğimiz özgür mısra anlamına gelir. Yani öyle bir mısra ki artık şiir değeri kazanıyor. Hı. Hep akıllarda kalıyor. Tek başına bir şiir niteliği kazandıran mısralara Azade Mısra denir. Mısra-i Berceste ise bir şiirdeki en etkili mısradır. Hı. Artık şiirin geri kalanını unutturuyor. Kendi ön plana çıkıyor. O zaman da Mısra-i Berceste olur. Onları bilmiyordum. Bu şekilde zaten dörtlük şekilde geldiği zaman dörtlük olur. İkinin üstündeki bütünlük oluşturan dizelere de ne denir? Bent denir. Yani beyit, dörtlük dedik ya, aslında bent demek dörtlükler de benttir. 3-3 yazılırsa da benttir. 5-5 yazılırsa da benttir gibi bent daha genel bir İkinin kavramdır. Geldik öğrencilerin en çok zorlandıkları, en azından karıştırdıkları kısma Nagihan'cığım. Sorularda diyor ki mesela şiiri veriyor Nagihan. Yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir diye de sorabiliyor. Yukarıdaki şiirin nazım türü nedir diye de sorabiliyor. Öğrencilerimiz bunları karıştırabiliyor. Peki nazım şekliyle nazım türü arasındaki fark nedir? Ne demişiz Nagihan'cığım? Şiirlerin dış yapı özelliklerine göre isimlendirilmesidir. Dış yapı özelliklerinden kastımız da şudur. Birazdan ayrıntılandıracağız. İşte kafiye örgüleri, ölçüleri. Onlara bakılarak şiir isimlendiriliyorsa ne oluyor? Nazım şekli. Nazım türü neymiş? Şiirlerin içeriklerine göre isimlendirilmesi. İçerik demek ne demek? Şiirin içeriği. İçerik demek. Konusu, teması, ne anlatıyor değil mi? Ne anlattı? O zaman ne olur? İçerik olur. Şimdi mesela Türk şiirindeki nazım şekil ve türlerini şöyle bir kısaca özetleyecek olursak. Mesela divan edebiyatının nazım şekilleri gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta, rubai, tuyu, murabba, şarkı, terkip, bent, tercih, bent. Hiç duymadıkları için. İşte gazel 5-15 beyt arası yazılanlar, kaside 33-99 beyt arası yazılanlar, mesnevi işte kısa ikişer beytten oluşan, kendi arasında kafiyen edilen uzun olanlar, müstezat bir uzun bir kısa olanlar, kıta iki tane beytten oluşanlar, rubayı tek dörtlük olup AA iksa olanlar tuyuyla beraber, buraba dörtlüklerden oluşan, şarkı nakarat kısmı olup dörtlüklerden oluşan nazım şekilleridir. Halk edebiyatının nazım şekilleri mesela koşma. 11'li hece ölçüsü, semai 8'li hece ölçüsü, varsa 8 derece ölçüsü bire bir hey denerek oluşturulur. Bunları anlattık zaten. Destan uzun şiirler, mani 7'li hece ölçüsü olup tek dörtlükten oluşanlar. Türkü de zaten bestelenebilen kavuşaktan olduğu kısımlar. Batı edebiyatından kaynaklı sone, triole, terzarima, balat gibi nazım şekilleri var. Şimdi burada terzarima 3-3-3-1 şeklinde, triole 4-4-4-2 şeklinde, yine sone 4-4-3-3 şeklinde ne yapılır? Oluşturulur. İçeriklerine göre de mesela Nagihan'cığım, divan edebiyatında eleştiri konulu şiirlere ne denir? Hiciv denir. Ölen kişinin arkasından söylenenlere mersiye. Hazreti Muhammed'i övmek için söylenenlere naat. Allah'a yalvarma içerenlere münacat. Allah'ın birliğini anlatanlara tevhid. Bir kişiyi övmek için yazılanlara metiye. Halk edebiyatına ağıt zaten ölenler için söylenenler. Güzelleme sence nedir? Güzellemedir. Güzellere yazılan yani aşk konulu şiirlerdir. Koşaklama yiğitlik konulu şiirlerdir. Ninni çocuklar uyutmak için söylenir. Taşlama eleştiri şiirleridir. İlahi nefesleme, şatiye, devriye, nutuk bunlar da yine tasavvuf edebiyatının nazım türleridir. Mesela şatiyelerde biraz daha rahat bir dille inançlardan bahsedilir. Devriyelerde devir kuramı anlatılır gibi. Hmm. Batı edebiyatının o klasik işte lirik dediğimiz daha çok aşk konulu şiirler. Satirik
eleştiri konusuyla, pastoral sen seversin, doğa, epik kahramanlık, didaktik, öğretici, dramatiği de seversin. Dramatik şiir nedir biliyor musun? Dramatik şiir tiyatroda kullanılan şiirlerdir. Böyle, oyuncuların birbirine şiir şeklinde hitap ettiklerinde o şiirlere biz dramatik şiir diyoruz değerli gençler. Evet, geldik uygulamalara. İki tane kısa uygulamamız var. Ne diyor? Bir söz dedi Canan ki keramet var içinde, dün geceye dair bir işaret var içinde. Meyhane mukassi görünür taşradan ama bir başka ferah, başka letafet var içinde. Evet, bir şey anlamasak da bir duygu ifade ediliyor. Bir şey anlatıyor. Evet, şimdi bunun yapı özelliğine baktığımız zaman, nazım şekline baktığımız zaman gazel diyorum. Neden gazel diyorum? Çünkü bunun kuralları var. Bakın, ilk beyt kendi arasında kafiyeli. Sonra BA, CA, DA diye gideceği belli. Zaten beyit halinde yazılmış. Hı hı. İçeriği de aşk konulu. Biz bu tarz şiirlere ne diyoruz? Gazel. Gazel diyoruz. İkiyi okur musun? Olmayasın karaktersiz, çok konuşun yerli yersiz. Adın doğru, kendin hırsız, karanlıkta dolaşırsın. Evet, şimdi bu da halk şiiri oldu belli zaten. Dörtlük şeklinde oluşturulmuş. Bayağı taşlama ama nazım birimi dörtlüktür. Nazım şekli semaidir. Niye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derecesi olduğu için bunlara biz semai diyoruz. İçimsel olarak, içerik olarak da eleştiri söz konu olduğu için ne diyoruz? Taşlama. Batı şiirinde bu tip şiirlere ne denir? Satirik denir. Evet, geldik kafiye ne? Kafiye redif. Kafiyenin... Onların farkını unuttum. Kafiyenin diğer adı nedir? Uyak. Uyaktır. Benim ismim soy isim Zengin Uyak. Onu bilmiyorum. Nage, Han, Kaya, Han. Evet doğrudur. Onur, Soğuk. Kafiyenin. Konu kilit. Evet. Şimdi burada gençler şiire baktığımızda genellikle dörtlük karşımıza çıkıyor. Bak R diye ifade ettiklerimiz redif olarak düşün Nagihan. Mantıklı. K olarak ifade ettiklerimizi de kafiye olarak düşün. Şimdi buradan çıkartacağımız sonuç şu. Demek ki redif olduğu zaman sonda önce redif olur. Onun bir öncesinde ne olur? Kafiye. Hmm. Önce rediften bahsedelim. Eş görevli ekler. Eş görevli ekler yani aynı mesela bulunma durum ekleri. Biraz aslında bu kafiye redif konusu sözcükte yapıyla da yani dil bilgisiyle de alakalı. Ya da aynı anlamdaki sözcüklere biz ne diyoruz? Redif diyoruz. Hatta şuna dikkatini çekiyorum. Bazen dizelerin tamamı da ne olabilir? Redif olabilir. Burayla bura aynıysa komple redif olur. Peki kafiye nedir? Şu bilgiye dikkat gençler. Püf noktası buradır. Nagihan ne demişiz? Varsa önce redif bulunur. Rediften önceki ses benzerlikleri kafiyedir. Demek ki önce redife bakacağız. Redifim varsa redifi bulduktan sonra ondan önce tek ses benziyorsa yarım. Yarım. İki ses. Tam ikiden fazla zengin. Bir sözcük diğerinin içinde yer alıyorsa tunç kafiye. Eş sözcükler cinaslı kafiye. Ben yine tükürerek anlatmışım. Geçelim. Dikkat edilmesi gerekenler. Her şiirde redif kafiye bulunur diye bir kural yoktur. Yani bazen redif olur kafiye olmaz. Bazen kafiye olur redif olmaz. Yine aynısını söylemiş olabilirim. Bazen ikisi de olmayabilir. Öğrenciler anladı. Öncelikle redifin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kafiye bak burası çok önemli. Kafiye neredeymiş? Kökte. Redif nerede? Ekte. Ekte. Birazdan örneklendireceğim. Merak etmeyin değerli gençler. Şapkalı harfler dediğimiz hani A, I, U kaç ses kabul edilir? İki. İki ses kabul edilir. Görevleri aynı olmak koşuluyla Nagihan. Farklı sesler redif oluşturabilir ama farklı sesler kafiye oluşturmaz. Şunu demek istiyorum. Bırak madan, gör meden. Madan meden. Aynı sesler değil dikkat ediyorsan. A ve E. Ama biz yine de bunları beraber redif alabiliriz. Niye? İkisi de çünkü aynı görevde. Zarf fiil görevinde. Ama bunları redif alma, pardon kafiye alma şansım var mıydı? Yok. Yoktu. Oraya dikkat çektim. Geldik uygulamalara. Dünya kainattan kopup gelirken Adem miyim, hayvan mıyım, ben neyim? Adem ile Havva vücut bulurken cennet miyim, şeytan mıyım, ben neyim? Şimdi Nagihan'cığım burada önce 1 ile 3'e bakmamız lazım. Niye? Gelirken, bulurken. Birbirine benziyor değil mi? Öğrenciler şuna dikkat edecekler. Gelirken, bulurken aynı sözcük mü? Hayır. Değil. İlk cevabımız bu. Aynı sözcük değilse Nagihan şunu yapacaklar. Sözcüklerin kökünü bulacaklar. Gelirkenin kökü ne? Gelmek. Çizdim. Bulurkenin kökü ne? Bulmak. Kafiyeyi orada arıyoruz. Tabii. Gel, irken, bul, urken. İrken, urken. Bunlar zarf fiilekleri zaten. Redif anladın mı? Aynı görevde olduğu için burası redif. Daha sonra rediften önce gelmek, bulmak. Kaç ses benziyor? Tek. Tek. Nedir bu? Yarım. Mantık bu anladın mı? Mesela Adem mi? Mesela hayvan mıyım, ben neyim? Şeytan mıyım, ben neyim? Bak şimdi sondan başlıyorum. Neyim neyim? Aynı sözcük mü? Evet. Koy sepete. Ben aynı sözcük evet. mü? Koy mıyım, sepete. Mıyım. Mıyım mıyım? Aynı. Geldim buraya. Hayvan, şeytan aynı mı? Anlara kadar aynı. Anlara yok yok. Işte. Aynı sözcük mü? Hayır. Değil. Aynı sözcük değilse o zaman burada artık redif bitti. Mıyım ben? Mıyım ben? Redif.
Hayvan, şeytan. Kaç ses? Ek olsaydı arayabiliyorduk. Tabii ki, ama tabii ki. Hayvan, şeytan, iki ses bence için kafiye. Tam kafiye. Hemen sonlara bakalım. Fermanuyuz cana, numanuyuz cana. Sondan başlıyorum. Cana, cana. Aynı mı? Aynı. Fermanuyuz, numanuyuz. Aynı sözcük değil değil mi? Evet, değil. O zaman burada köklere bakalım. Ferman, ferman, numan. Doğru mudur? Fermanıyız, biz fermanıyız. Numanıyız, biz numanıyız. Aynı demek görevde. Ki, çok güzel. Burası redif. Ferman, numan. Kaç ses benziyor? Man, man. Üç ses, zengin olan. Hatta şapkayı da hesaba kadar dört ses evet. benziyor ama yine de nedir? Zengin kafiyedir. Mantan at mı? Evet, evet. Güzel. Yaşasın. Bakalım. Hatırladım. Atik valide semtine, sokaklar yine. Şimdi bak. Semt, semtine. Normalde burada bunun kökü semt değil mi? Evet. Ama yine zaten kök halinde. O zaman burada redif olma şansı var mı artık? Yok. Aynı görevde değil ekler. Evet. Direkt zaten şey değil. Biri kök halinde. Yine, yine. Zengin kahve. Burada redif yok. Çınla ey coşkun deniz kayalıklarda çınla. Sar bütün kumsalar o dolaşık saçınla. Şimdi burada çınla, saçınla. Çınla sözcüğü saçından içine geçti mi? Hı hı. Buna biz ne diyoruz? Tunç. Bu arada tunç kafiye tartışmalı bir kafiyedir. Yani bunu kabul etmeyebilirler. Bunu aslında zengin kafiye olarak da kabul edebilirler. Buna da dikkatinizi çekiyorum. Bu bayağıdır tartışma konusu galiba. Bayağı. Benim lise yıllarımda milattan önce doğru. Benim lise yıllarımda da üniversitede, tartışılıyordu. Üniversitede tartıştık biz bunu. Bir sonuca varamadık. Ne olursun artık bana bir gül. Bak aldım sana bir demet. Gül. Hı, anlamları farklı olduğu için... Tabii tabii. Şimdi burada gül gül bunu redif almıyorum. Alabiliriz. Neden? Çünkü farklı anlamları anlamlar. Aynı değil. Ama yazılışları aynı. Buna da cinaslı kafiye diyoruz. Anladık mı burayı? Evet. Şimdi bunları kafiyeleri aynı harfle gösterdiğimizde kafiye örgüleri meydana geliyor. Değerli gençler. Üç çeşit kafiye örgümüz var. Çapraz kafiye, sarma kafiye ve düz kafiye. A, B, A, B şeklinde olursa bu şekilde bir görüntü. Yani 1 ve 3, 2 ile 4 birbiriyle kafiyeli ise çapraz. A, B, B, A şeklinde olursa zaten görüntü olarak da iç içe geçiyor. Gördüğünüz sarma. Gibi sarma kafiye olsa da yesek. 3, düz kafiye. Düz kafiyenin de 3 görünümü var. Nagihan, A, 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 B, B de olabilir. A, 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 B de olabilir. A, A, X, A da olabilir. Bunların tamamı nasıl kafiyedir? Düz kafiye. Düz kafiyedir. Düz kafiyede bu kadar seçenek olması benim canımı sıkıyor. Tabii ama en mesela kolay olması gerekiyor. Şu şekilde ya düz değil miydin sen? A, 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 B şeklinde olanlara koşma tipi kafiyede denir. A, A, X, A şeklinde olanlara mani tipi kafiyede evet, bu denir. Bu bilinen bir şey zaten. Evet, sorularda karşımıza gelebilir. Geliyoruz neye? Ölçüye. Ölçü Türk şiirinde 3 ölçü kullanılmıştır Nagihan'cığım. Hece ölçüsü, serbest ölçü, aruz ölçüsü. Hece ölçüsü milli ölçümüzdür. İslamiyet öncesinden beri kullanılır. Halk şiirinde yaygın olarak kullanılmıştır. Serbest ölçü Cumhuriyet döneminden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Batı etkisiyle kullanılır. Aruz ölçüsü de divan şiiri etkisiyle İslamiyet etkisinde kullanılmıştır. Hece ölçümüz son derece kolay milli ölçümüz. Burada mantık şu Nagihan'cığım. Dizelerdeki hecelerin birbirine eşit olması. Bunu da pratik bir şekilde öğrencilerimiz ne yapabilir? Ünlü harfleri sayarak bulabilirler. Mesela oku bakalım şiirimizi. Cahilin elinden kırılır gurur, dünyanın sistemi üstüme yürür. Kime dost dedimse gelir taş vurur, inanasım gelmez sahte kullara. Yak yak yak. Şimdi burada bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'liye hepsi 11. O zaman kaç hece ölçüsü? 11'liye hece ölçüsü. Şimdi... 6 artı 5 neymiş? Evet. Hece durak. Ölçüsünde durak dediğimiz bir kavram var. Nagihan. Aslında okurken de öyle okudun evet, zaten. Evet. Okuduğunuzda böyle bir nefeslik bir boşluk bırakma anlarına durak denir. Mesela cahilin elinden kırılır gurur, dünyanın sitemi üstüme yürür dediğimizde aralardaki boşluklar var ya işte biz bunlara ne diyoruz gençler? Durak diyoruz. Ve mesela burada 6, burada 5 olduğuna göre bu şiirimiz kaçlı duraklanmış? 6 artı 5 şeklinde duraklanmış. Durakta şuna dikkat ediniz. Durak kesinlikle sözcüğün ortasında mesela si, te, mi şeklinde olmaz. Mutlaka sözcük biterken durak verilmek zorundadır. Buna dikkat ediniz. Mesela Nagihan 8'li ise 4 artı 4 olabilir. 5 artı 3 olabilir. 4'lü ise 4 artı 3 olabilir gibi. Tamam mı? Serbest ölçü gördüğümüz gibi hani uzun kısa uzun kısa herhangi bir şekilde bir kurala bağlı kalmadan yazılıyorsa ne olur? Serbest ölçü olur. Oku bakalım bu güzel şiiri. Biliyorum kolay değil yaşamak ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak. Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Orhan Veli Kanık. Ne güzel söylüyor. Evet. Şimdi gelelim en zorlu ölçümüze.
aruz ölçüsü. Evet ya. Şimdi aruz ölçüsü aslında mantığı kolay. Benim stres bastı tamam. Şu an. Elim ayağım titriyor. Şu anda kollarım zaten diken diken diyecektim. Zaten diken diken olduğu için. Şimdi burada aruz ölçüsü ne demiştik? İslamiyet etkisiyle edebiyatımıza girmiştir. Aslında Araplara özgü bir ölçüdür. Hatta bu ölçünün şu şekilde oluşturulduğu söylenir. Çöldeki at seslerinden. Dıgıdık 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 var ya işte oradaki o sesin şiire ben de pek inandırıcı bulmadım ama öyle diyorlar. Evet. Şimdi burada hece ölçüsünde hecelerin eşitliği vardı ya Nagihan. Aruz ölçüsünde ise açık hece kapalı hece olayı var. Peki açık hece kapalı hece nedir? Eğer bir hece ünsüzle bitiyorsa biz ona ne diyoruz? Kapalı hece. Diğer adıyla uzun hece diyoruz ve bunun gösterimi çizgi şeklinde. Eğer ünlüyle bitiyorsa buna biz kısa, diğer adıyla açık hece diyoruz ve gösterimi nedir? Noktadır. Şu kurala dikkat ediniz. Son hece açık da olsa mutlaka nasıl gösterilir? Kapalı. Kapalı gösterilir. Şimdi buraya dikkat ediniz değerli gençler. Burada verdiğimiz örnek Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk beyti. 25.600 beytlik Mesnevisi'nin. Dinle neyden kim hikayet itmede, ayrılıklardan şikayet itmede. Şimdi bakın. Dinle. Neden kapalı, neden açık anladık değil mi? Bak din, bu neyle? Ünsüzle bittiği için bitiyor, kapalı. Dinle, açık. Neyden? Kim, hi, ka. Bakın şapkalı olduğu zaman, buraya dikkat edelim. Şapkalı olduğu zaman nasıl gösteriyorum? Kapalı gösteriyorum. Kapalı. Hikayet, it, me, şu açık bu arada. De. Hocam burası açık değil mi? Ne dedim burada? Son hecede. Açık da olsa oluyor. Kapalı göster. Hatta herkes kendi ismini de yapabilir. Biz mesela şunu yapalım. Daha öğrenciler şey yapsın. Nagihan Kayahan. Şimdi nasıl yapacağız Nagihan? Yap bakalım bunu. Yapayım mı? A şey ünlüyle bitiyor. Nokta, nokta, düz. Nokta, nokta, düz. Kolaymış. Bu işte olay bu. Mantık bu. Ve bu şekilde ama işin zorluğu şu. Her bir dize birbirine ne yapacak? Uyacak. Hmm. Tamam mı? Şimdi mesela bunun kalıbı da ne olmuş oluyor? Fa ilatün, fa ilatün, fa ilin. Bak aynı mantık. Fa kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, 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 açık, kapalı şeklinde gidiyor. Pek çok kalıp var ama size buradan iyi haber. Bunu zaten sınavda sormuyorlar. Yani size ben bunu hiç anlamıyorum. Veremezler zaten. Yani evet. Bunu verip bunun kalıbı nedir diye sormuyorlar. O konuda rahat olun. Ben sadece mantığını vermek için bunu yazdım. Şimdi hece ölçümümüzde duraklar vardı hatırlıyor musun? Hı-hı. 6 artı 5 falan. Aruz ölçüsünde de durağın yerini tutabilecek bir şey var. Taktiği var. Böyle çizmişim ya. Hı hı. Bu aslında bak okuduğumuz zaman bu taktiler önemli. Fa ilatün, fa ilatün, fa ilün. Hı. Aynı şekilde okuyorum. Dinle neyden, kim hikayet itmede, ayrılıklardan şikayet itmede. Bak, düşün. Biz sadece ilk beyti okuduk. Şiirin tamamının bu ezgiyle okunduğunu düşündüğümüz zaman zaten o ona bir şey getiriyor. Müzikalite getiriyor. Buradaki amaç odur. Peki Nagihan, bu aldığımız beyt ne demiştik? Mevlana'nın Mesnevisi. 25.600 beyitten oluşuyor. Bunun tamamında tüm beyitlerde bunu uygulamak kolay mı zor mu? Çok zor. Abi ne oluyor ya? Şimdi düşün. Tabii ki de çok zor. Zor. Düşünsene bak hepsi uyacak. Yani bütün şuradaki açık kapalı olanlar hepsi alt alta uyacak. 25.600 beyitte de wow. Bu çok zor hatta imkansız bir şeydir. İşte onun için aruz ölçüsüyle yazan abilerimiz bunun bir bug'ını bulmuşlar. Tamam mı olayın? Onlar da neydi? İşte bunlar aruz ölçüsünün bug'ları değerli gençler. Onu söyleyelim. Aruz ölçüsünü tutturmak çok zordur ve kusurlar oluşur. Kusurları gidermek için şunlara başvurulur. Bu kısım önemli. Bunlar sorularda gelir ama nasıl gelir? Kavram olarak gelir gençler. Dikkat edin. İmale bak. İmale uzatıyor. Öyle aklına kalsın. Kısa hecenin uzun okunmasıdır. Gerçekten bug'ı ya ama bu. Öyle tutmuyor. Mesela şimdi diyelim ki şura uzundu. Burada kısa denk geldi. Burayı uzatarak okuyor. Tamam mı? O zaman ne oluyor? İmale. Bunun tersini yaparsa, uzun heceyi kısa okursa ne olur? Zihaf olur. Vasıl ne? Dize içinde yapılan ulamalardır. Ulama neydi? İşte şikayeti. İşte orada vasıl olur. Met de uzun heceyi bir buçuk hece okumak. Mesela naz. Normalde tek çekmesi lazımken bunu bir buçuk heceye ne yapabilir? Çıkartabilir. Bu da sorularda nasıl gelebilir? Kavram olarak gelir değerli gençler. Bu kavramların neler olduğunu bilmeniz gerekiyor.